Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizde Trus marka wireless mouse'la bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi mouse'umuz bir mouse kutumuz, bir de alıcımız var. Alıcıya baktığımız zaman arkadaşlar gayet güzel, küçük, kullanışlı bir alıcıya sahip. Şimdi mouse'umuza da baktığımız zaman arkadaşlar sol tuş, sağ tuş ve ilerletme var, yani aşağı yukarı ilerletme. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken DPI tuşumuz var. Şimdi DPI tuşu ne arkadaşlar? DPI tuşu ekranda mouse'un ne kadar, imlecinin ne kadar hızlı, ne kadar alana gideceğini belli eder. 800 ile 1600 DPI arasındaymış. Bu DPI tuşuna basarak değiştirebilirsiniz. 3 yıl garantisi varmış arkadaşlar. Kutu açılışını yapalım. Öncelikle arka tarafa baktığımız zaman arkadaşlar arkasında bir tane garanti belgemiz, kullanma kılavuzumuz var. Çünkü kutu üzerindeki kullanma kılavuzlarına baktığımız zaman Türkçe olarak bir tek var burada. Diyor konforlu bir şekilde sahip, kompakt, kablosuz optik mouse demiş. Sadece onu yazmış. Kullanma kılavuzumuz ve garanti belgemiz var arkadaşlar. Biraz bahsetmiş. Bunu geçelim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar Windows 10'a uyumlu olması. Bu çok güzel bir şey. Çünkü hani bazı cihazlar Windows 10'a uyumlu olmuyor. Gördüğünüz gibi bir tane pille çalışıyor. Pilini de arka tarafta vermiş. Kutumuzu açalım arkadaşlar. 15 lira gibi bir ücrete alabilirsiniz mouse'u. Öncelikli olarak pilimizi alalım arkadaşlar. Pilimizi koyduk. Şimdi mouse'umuzu çıkaralım. Gördüğünüz gibi elle kullanışlı Microsoft'un mouse'una benziyor arkadaşlar. Biraz sesli ama bu kısma pilimizin üzerinde bir kaplama var. Kaplamamızı çıkaralım. Mouse'umuzu, pilimizi takalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Şu anda lazeri kapatmasının nedeni alıcının herhangi bir bilgisayarda takılı olmaması arkadaşlar. Mouse'umuz bu şekilde herhangi bir bilgisayara taktığınızda kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.